Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve aleyh. Ben de köpe eşitkenimiz, sözden oturganlar köpe eşitkensinler, nikah hakkı da sohbet, farzın terbiyesi hakkı da sohbet. Yine o şu mevzu azı, etleken mevzu şu. Tekrar olsa eskek düşerdi, amelge yakın olaydı. Çünkü insan yodida turgan narsasigagina amal qila olmaydi. Eshitgan hamma narsasiga amal qila olmaydi. O'qiganiga ham. Yodida turgan narsagagina amal qila olmaydi. Shuningdek, fikrlashda ham fikrni ta'rifi nima? Ma'lum narsalarni bir-biriga ulab, noma'lum narsani ma'lumga aylantirish. Ya'ni masalan, yomg'ir yoqsa, o't chiqadi, o't chiqsa, serobchilik bo'ladi. Degan xulosa qilasizda, shu xulosa yasash, xulosaga olib kelish fikr deyiladi, tafakkur deyiladi. Xulosa yasab qaror chiqarishni aql deyiladi, taqqul deyiladi. O'shanda inson xotirasida turgan narsa bilangina fikrlay oladi. Xotirasidan ichidan chiqqan narsa bilan fikrlay olmaysiz. Shuning uchun eshitganki ilmini, o'qiganki ilmini kishi yodlashtirganish kerak. Ko'p o'qish bo'lmas. Ko'p yodlash, ko'p fikrlash ish bo'ladi. Kishini olim qiladigan narsa ko'p o'qishmas. Ko'p yodlash va ko'p fikrlash. Ustiga ko'p o'qish bo'lsa, ana endi olim bo'ladi. Lekin asli ilmni hosil qiluvchi narsa ko'p mutolaa emas. Ko'p mutolaa foyda beradi, qachonki unda saqlab qolish bilan tafakkur jamlansa. Lekin tarlatib o'qib ketadigan bo'lsa, zo'r kitob ekan. Mazza qildi, ajoyib suhbat bo'ldi. Nima dedi? Bilmadim, ammo zo'r bo'ldi deydigan bo'lsa, u 50 yilda ham odam bo'lmaydi, olim emas. O'shaning uchun takror bo'lsa, endi ziyon qilmaydi deb o'ylayman. Eshitgan gaplaringiz bo'lsa, yodda tutishga yordam bo'ladi inshaalloh. Yangilik bo'lsa, takrorlab olasizlar keyin inshaalloh. Mashhur hadisda biz eshitganmiz. Ayol kishi to'rtta narsasi uchun nikohlanadi. Jamoli uchun, nasabi uchun, boyligi uchun. Sen dindorini tanla, baraka top ko'r deganlar. Baraka topasan degan. O'sha vaqtdagi urfda aytganmiz. O'sha vaqtdagi o'sha qavmlarning urfini aytganmiz. Boshqa uruflar ham paydo bo'lishi mumkin. Boshqa millatlarda turlicha qarash ham bo'lishi mumkin, lekin g'olib mana shu bo'ladi. G'olibi shu bo'ladi. Masalan, hozirda masalan ba'zi bir o'sha madaniyatli, saqofiy shakllangan kishilarda o'qimishlikligi alohida e'tiborga olinadi. Jamoli ham, nasabi ham, boshqasi ham emas, yo'q o'qimishlikmi? Mana shu narsa asosiy e'tiborga o'tadi. Yoki g'arb davlatlarida ba'zi nimalarda ishi o'zini ishi mol emas, ya'ni ijtimoiy mavqe ahamiyat kasb qiladi. Hamma shunaqa shunga o'xshab tanlaydi. Kasb bilan tanlaydi. Turli tanlovlar bor, to'rttadan faqat to'rtta emas. Lekin o'sha vaqtdagi urfda shunday bo'lgan va g'oliban hozirgacha shunaqa. Lekin islom falsafasida o'sha dindorini tanlagan degan. Dindor deganda dinni nima bilan o'lchash kerak degan savol tug'iladi. Hamma gap shu yerda. Bu ayolni tanlashda aytilgan, erni tanlashga ham shu gap bo'lsa aslida. Erni tanlashga ham nasabiga qaraydi odamlar. Kuyov tanlashda yoki er tanlashda. Boyligiga qaraydi hozir xususan. Ish joyiga qaraydi. Qancha pul topadi, meni boqolaydimi deydi. To'g'rimi? Ko'rinishiga qaraydi. Yosh qizlar baxtni shu suratda deb o'ylaydi. Malikaga o'xshagan kelishgan bo'lsa yoqadi. O'xshasa bermaydi u. Odam agar gavda bilan baxtli bo'lganda kuklar bilan baxtli bo'ladi. Surat bilan baxtli bo'ladi. Eng chiroyli kuklarni olib kelib yashasa, o'sha bilan baxtli bo'ladi. Yo'q, inson axloq bilan baxtli bo'ladi. Shu yerda endi dindorini tanlagan baraka topasan deganlarida, xo'p dindorini tanlayman ekan degan xulosa keladi. Lekin kim u dindor degan savol tug'iladi. Dindorlikning me'yori nima degan savol tug'iladi. Bizda bir ustoza bor. Sinasi ajrab kelib qo'yadi. Sinisini shu hayotidan olib turib gapirib qoldida.
eri ko'p zulm qilgan. Ikkita farzandi bor, o'g'li, qizi bor, o'g'li bor, ikkalasi ham qur'oniyatli edi. Yosh bolalar, 12 yosh farzandlari bor. U qiz o'zi yaxshi ilmli qiz, singil. Ko'p zulm ko'rdi eridan dedi. Aytdikin eri hofiz Qur'on dedi. Va bolon joyda dars ham beradi. Ilmli ham. Qur'on kulliyani bitirgan. Qani ilmli biz tilimizda aytganda qori mulla bola ekanlik. Lekin zulm qilgan, zulmlarini eshitsiz toqat qilish qiyin. Zulm qilib shu bu ibodat namozda ham zo'r. İbadet tam var, benimaz mıs? Ki o menge ayetteki o söz ayetti ki biz dedi diniye karabimiz o ahlakıya karamabimiz dedi. Şu yerde adeskendikken biz. Dedim ayetti ki onda adeskendikler dedim. Sizler dinini ne medip düşünürse adeskendikler dedim. Sizler din dediğinde o sakal, selle, o tılavat, ağzıdaki tılavat, yani ki okuyan şahadatı ilmini düşünmezler, o dinmez onlardı. Onlar dini ramızlar. Ramız bolu göz olması gibi mümkün aslında onu. Beyran tikip koyas, memleket olması gibi mümkün. Medyen yazıp koyas, devlet olması gibi mümkün. O ramız halas. Sizler dedim, din asla ahlaklı gibi bilmek ensinler dedi. Dinden murat ahlak o aslında. Çünkü ahlak üç cebhede şekillenir. Benden özüge nisbeten münasebetlerdi, Rabbige nisbeten münasebetlerdi, mahlukatke nisbeten münasebetlerdi. Üç elası da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın münasebetleri doğru kese o kişinin ahlakı kamul ahlak bulur. Lekin namaz o üç cebheden bittesi Allah subhanahu ve ta'ala'ya bugün ahlakının yani tazimnin ifadesi. Kur'an-ı Kerim tilavatı ham Allah'a bugün münasebetinin bitti ifadesi. Lekin o işe münasebet, ahlak. Ahlakla aslı vasfı, aslı tarifi. Zahirdeki şu münasebetler ahlak mı? Ya bu ahlakın ifadesi mi? Ahlakın ifadesi. Ahlakmaz. Namazda özü ahlakmaz Allah'a nisbeten. Allah'a nisbeten hulk teslim ve tazim oladır. İfadesi secde olur. Secde tapılıp, ifade tapılıp. Hulk tapılması mümkün. Huddiki bu adam gel, assalamu aleyküm hakede boyunca yiyip, içizde rasva diyeyken borusuzluk okşar. Tüysüz mümkün gibi boyunca okşar. Körünüşüzde kellecek orası, içizde hürmet kılmayız bu adam. Boruşu mümkün. Yüzdeki yem yamağı, hamması yapışta kılı orası kellecek. Kel çıkkandan ki, sonrası, apalancı, hani kadamsa yakşı adammaz, tüysüz mümkün. Namaz okurken adamın görünüşte yani görünüşte Allah'a teslim olup görünür. Secde teslimi ifadesi. Lekin teslim olmayken oluşum yok. Kaydı görünür. Başka vakitte ahkamlarla boyusunu şeye kadar bilinir. Demek ahlak, Allah'a nispeten ahlakına işaresi buladı namaz. Delil yenmez. Ve bunlar şahadeti yakarken, falan külliyen bitirken, Kur'an'ı tüketken eken, o hakaza yakarken, asli din nümeliğini bilmeken. Çünkü hazır geçe, hazır geçe. Şu hadiste hemen tekrarlar, dindarın telle, dindarın telle diyorlar. Peki kim o dindar? Neme dindarlık meyyorlar? Yani Muhammed Rıza, Semeriddin'den göre dindar. Semeriddin, Kamariddin'den göre dindar. Kamariddin, Şamsıddin'den göre dindar. Ne mi kim mi yer koyuyordu? Ne mi asas? Ve şu meyarlarını doğru şekillenmegeni ve dinin mahiyeti doğru anlenmegeni ve dindarını tenle degen, telle degen degen dindarlikini doğru düşünmegenliği. Hani şuna kadar hatalı bakıyorsun ki şekilge karab suretteki bir dindarlık ramızlarına karab durup özünü kızını bergen, sinisini bergen 7-8 yıl, 10 yıl zulüm görüp ahire bunu acilleşken. O uzun bizden bu düşünmesi tekrar edilir.
Ayol tanlarsa ham xuddi shu. Dindorni tanlang desa, otinchani bolasi deb o'ylaydi. Yoki domlaning qizi bo'lsin deb o'ylaydi. Nima emas? U narsalar bu noto'g'ri me'yorlar, mezonlarni buzilgan. Kishilarni ko'zi zohirga qotganidan. Botinga mohiyatga yetib bormayotganidan. Shuncha Hazrat Umar radhiyallohu anhu لا يعجبنكم من الرجل طنطنته في صلاته بالليل. Kishining tungi namozidagi kunduz emas. Tungi namozidagi ingrab g'inishishi sizni aldab qo'ymas. Tahajjud o'qishi emas, tahajjuddagi ingrashlari sizni aldamasin. Tahajjuddagi g'inishishlari sizni aldamas. Qarang, hatto kunduzgi namoz ham emasda sallachopon uyoqda tursin. Kiyim kechak uyoqda tursin. Yo'q. Hatto tungi namozdagi g'inishishi sizni aldamas. U bu me'yor emas, bu dinga me'yor emas. Dindorlik. Tahajjud o'qiydigan desa, dindor ekan deb o'ylamang. Bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. U me'yor emas. Lekin agar dedilar, "Olaki man addal amal, omonatni joyida ado qilsa, kishilarning haqqini joyiga qo'ysa, so'zi rost bo'lsa, fahuvar rajul." O'sha erkak o'sha, inson o'sha. Rajuldan murod u yerda komil inson. Fahuvar rajul, o'sha inson o'sha, odamiy inson o'sha. O'sha musulmon. Mana bu Hazrat Umarning dinga bo'lgan fahmi. Ana u dindori degani ana shu me'yor. Mana shunga ishora qilish uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi deganlar. Hamma musulmon deganda shahodatni keltirgan odamni tushunadi. Namoz o'qigan, ibodat qilgan tushunadi, bu aniq narsa. Lekin nimaga Rasululloh aytmadilar, masalan, musulmon odam 5 vaqt namoz o'qiydi demadilar? Nimaga? Bu tabiiy narsa. Va munofiqan qilish mumkin bo'lgan narsa. Zohirda musulmon bo'lgan. Musulmon odam haj qiladi demadilar. Chunki munofiq ham haj qilishi mumkin. Musulmon odam jihad qiladi demadilar, chunki munofiq ham jihad qilishi mumkin va qilgan. Munofiqlar musulmonlar bilan birga chiqqan jihadga. Hatto jihadgacha jon fido qilishgacha chiqishgan. Inson qo'shingacha yetib borishi mumkin ekan munofiq holatda. Lekin musulmonligini namozi bilan belgilay olmasak, hatto jihodi bilan belgilay olmasak, sura soqol salashoponni qo'ying, jihod bilan belgilay olmasak musulmonligini nimadan belgilaylik degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. Shunday aytiladiki, man salimal muslimuna min lisan, tilidan qo'lidan musulmonlar omonda bo'lgan kishidir. Bu yerdagi al-muslim degan alflom Lomul kamal deyiladi. Komil musulmon degan. Bu nima uchun ta'kidlanadi? Mabodo bir kishi azob berib qo'ysa, musulmon emas ekan, kofir ekan deyolmaysiz. Musulmonlik qoladi, lekin komil musulmon bo'lmaysiz. Al-muslim degan aliflom komil musulmonni bildiradi. Man salima al-muslimuna degi musulmonlar degandagi aliflom istighloqni bildiradi. Hamma musulmonlar degan. Musulmon zoti borki degan. Ya'ni o'zini ba'zi odamlar bo'ladi, masalan, men o'zimni toifamga nisbatan juda bir musulmoncha munosabatda bo'laman. Yoki o'zimni hamkasblarimga nisbatan juda samimiy bo'laman. Yoki o'zimni avlodimga nisbatan, qarindoshlarimga nisbatan xushmuomala bo'laman. Lekin hammaga emas. Kimiki agar uni o'sha beozorlik sifati hamma musulmonga taalluq topmasa musulmon bo'la olmaydi ham. Onlaynda ham, offlaynda ham. Har qanaqa holatida yuzma-yuzda ham, g'oyibdan ham. Hatto bir odam haqida u odam o'zi eshitsa azor topadigan narsani eshittirmasdan aytish ham unga azor berish bo'ladi. Chunki bir kun yetishi bor quloqqa.
Kolodan ve tilidan deganlari kolodan yani kuvvetiden degan. Aynen koldan biz. Kuvvetiden yani kişinin birovga kuvveti yetadigan paytida azob bermaslik. Tilidan bu söz bilen azob bermaslik. Vel mu'min men aminen nasu bevaiqav. Şimdi bu yada Müslüm'ü selamet sözü bilen ifade edenler. Müslüm'ü, Müslümançılığı, başkalar onu azarıdan selamet bulur. Selamet deyken aman bulur deyken. Bu yada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam İslam selametlik dini ikenliği işare kıldılar. İslam içtimai amanlik dini ikenliği işare kıldılar. Oylamayın ki siz Müslümanlığın Müslümanlığının falan ibadetten pistanasını köremen diye oylamayın. Yok. Topmaşlı olsayız Müslümanlığın Müslümanlığının. Hakiki Müslüman mı bu ya ki hakiki yemez mi? Hakiki mi? Çin Müslüman mı? Yani çelen Müslüman mı? Bir mahsup olsayız karin. Diliden, kuvvetiden buralarda azar yetmeyken olsa mutlaka. Ben selime. Etmediler ki azar verme diyeyim demediler. Ula salamat buladı, aman buladı. Mutlaka aman. Yani mutlaka yetmeydi diye. Mutlaka yetmeydi. Bazı adam buladı mesela atasını hizmet kıladı. Balası zulüm kıladı. Anasını hürmet kıladı. Hatını zulüm kıladı. Müslüman mı su? El-Muslimun'da hemen kıladı. Hatını hem kıladı. Balayı hem kıladı. Özüm balamakken de zulüm kılarken bu siz Müslüman mı siz kamil? Özüm balamakken de tersek sorduyken bu siz? Siz Müslüman mı siz? El-Muslimun hemen Müslüman. Hemen taifesi bilen. Hemen türü bilen. Hemen milleti, hemen irkı bilen. Eğer onlardan bir artı istisna olsa, siz İslamiyiz mükemmel olmayın. Bana şu, İslam'ın meyarı şu. Müslümançılıkın meyarı şu. Çünkü Muhammed Abdu, Azhar Nikette Şeyhlerden, 20. asırdan evvelinde hizmet kılıp ötken, şarkını kezdim, Müslümanını taptım, İslam'ı tapmadım diye. Garibini kezdim, Müslümanını görmedim, İslam'ı taptım diye. O şu medeniyeti haklarını, insani münasebetlerini nezirde tutken. Birbirine azar vermedi, birbirine zulüm kumaydı, para almaydı, para yemeydi. Buranın üstünden iş kımaydı, yalan yapırmaydı, zulüm kumaydı, elvemeydi. Tavarını aldı, bot kezmeydi. Yalgından narkaşır mıydı? Vakız. Ben şu, hadi yalgından narkaşırsayız, bu agen ki adam üzülüm kılıyken buluruz. Siz de kolizden Müslümanlar aman da bulmadı, Müslümanmez sizsiz. Sohtan narkaşır yapsın, adamlar yıkayın kılıp, fayda görü yapsın, görün işte. Lekin, Müslümançılık izketi yap, din izketi yap. Eğer şu meyar bile kaledigen olsak, özümüzün Müslüman savaşımız kıyım böyle. Özümüzü hayatımızı yakalasak, aşlamız bulan bugün münasebet, hatınımız bulan bugün münasebet, valamız bulan bugün münasebet, Saudi'deki maliyevi münasebetimiz, yazışmalarımız, vahakazalarımız kaledigen olsak, azar vermegen, yani bizi azarımızdan hem amanda bugün haletini tapadigen olsak, yüze kemçilik kalet Müslüman. Ve afsus ki non-Müslüman bazı devletlerden göre Müslüman memleketleri zulümde peş. Birbirine zulüm kılıçtı. Öz ara. Suratı Müslüman. Hatta ki ben 16. yılı mı 17. yılı mı bir akbarat eşitken idim. İslami meyarlar, ahlaki meyarlar. Fikhiymez. İslami meyarlar boyunca maliyevi münasebetlerde İslam en-enelerine en muvafık memleketler ruhiyeti çıkarılgende Müslüman devletleri arası da Malezya birinci orunda gerek. Şu umumi devletler ruhiyeti de 32. orunda duruyor. 31 kafir devlet en yakşı Müslüman halk meleylerden göre
Muhalevi münasebette ahlaki meyarlarda İslam'a yakırak. Ama şimdi körüyor Müslümanlar ne için? Hazır zavr körüyor. Özlerine uzak yine. Görüyorsun 31 de devletten kop gitken. Bu hali Malezya. En yaşlı. Bilmedi ki mesela özümüzü ne için çoğurunda köremiz ki o şerde. 150 mi? 230 mi? Ben şu yerde biz Müslüman hakkımız görünüşümüz. Lakin Resulullah'ın meyyarda Müslüman mısınız biz? Özümüz kellemizde Müslüman mısınız olamaz? Surette Müslüman mısınız? Tekbir edip koyalımız şu. Hayatka çıkıp koyalımız yanıma sağlık. Yok. Biz hakiki Müslüman olması olsak hiç kim bizden azar tapmasın ki gerek. Ahlimizden başkaları. El-Muslimun. Ki El-Muslimun'dan Murat bir yerde kafirlerge azar yetse bol aradı mı diye sağlık okuladı. Aytiladi ki hadis muhataplarga qarab aytilgan deydi. O'tirganlar jamoa musulmon bo'lgani uchun musulmonlar deyilgan. Asli maqsad umumiy insonlar. Nomusulmonga ham. Shuning uchun bir zimmiyga kimiki azor bersa, zimmiyga ahli kitob bo'lgan, g'ayridin bo'lgan bizni yurtdoshimizga degan zimmiy degan. G'ayridin bo'lgan bizni yurtdoshimizga azor bersa, menga azor berib deydilar Rasululloh. Demek al-Muslimundan murad annas kulluhum. Hamma odamlar. O'zingizga qarang, sizdan hamma odam salomatmisiz azoringizdan? Hamma odam. Shunday bo'lsa, siz musulmonsiz. Bo'lmasa musulmon emassiz. Ismingizni 2 qavat, 3 qavat qilib Muhammad Toha Yasin deb qo'ying. Hoja aka, qora aka, mulla aka, domla hazrat deng, siz musulmon emassiz. İkinci kısmında ve mümin men aminen nasu bavayiqahu mümin kim endaliginde İslam'a selametini şekildaş koygen bolsalar indi mümin'e amanlikini şekildaş koydular çünkü iman asla amanlikden alınge aminden alınge amin amanlik hatır cemlik degen insanın kalbine hatır cemlik bergeni uçun dünyada amanlık, ahirette amanlık bergeni için imanga emin sözüden, işançke emin sözüden, özelliğinden isim alınken. İslam Allah'a boysunuştan ibaret bugeni için ve onda selametlik bugeni için sin, lem, mimden alınken bu dinge isim. İslam adette zahirde teslim buluş, iman kalben teslim buluş. Çünkü münafık Müslüman oluşu mümkün, bu kalbi taslim olmamış. Bu yerde Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam iman, hakiki mümin iman egesi kim dese, adamlar onun bevayık diyene zararları diyene. Zararlardan amanda bugün adam. Bu selamet bugünden hem yukarı duradı. Çünkü mesela men telefon sotyapman. Telefonni yaxshi tushunmayman. Kelib bozorda sotyapman. Lekin xavfim bor. Shu Muhammad Rizo sotib bersin deyapman, Muhammad Rizoga sotyapman. Bu odam sotib olyapti menda. Lekin xavfim borki, bu meni aldamayaptimikin? Narxbelligi ekan paytda 1000 so'mlik narsani 900 demayaptimikin degan ozgina shubha. Xatarim bor. Lekin bu meni aldagani yo'q baribir. Aşı mini mini kılıp verdi. Ama ben kalbimde bu kişinin zararından amanlık hasıl bulmadı. Selametlik hasıl buldu. Zarar vermedim ben gel. Lekin amanlık hasıl bulmadı kalbimde. Müslüman mu'minmez. Amanlık hasıl buluş gerek. Sadullah hata kıldı. Tembih bir maksimum. Hatasını torunla maksimum. Hatasını torlasam, kim menge azal verir, benim böyle alışım, beni kim bürümür, düşman tutmuyor mi? Kim deyen hafım bana? Kaydan ki ya şu haf. Bu adamı aldığım gibi bazı bir münasebetlerine eşitken bulurum. Ya uzun körgen bulurum. Şundan bezirle koyayım, demek olayım diyeyim. Doğru mu?
Demek bu kişinin zararından, bevayıklarından omanda bulmadı mı için? Bu mümünmez bu. Karın ki selametlik bu vakıydı omanda kalış. Ama mümin kim dese kalplerde ondan omanlık buladı. Teskin buladı. Bu adam ziyan getirmedi deyiz. Bu adam hatasını ayıp koyu çünkü bu adam ziyan getirmedi. Şu adamga telefonumu beri, bu adam menga xiyonat qilmaydi. Şu adamga sirni aytay, bu adam menga sirimni ochib qo'ymaydi. Şu adamga bundoq qilayin, şu adam zulm qilmaydi. Kimdan siz şu adamdan zarar kelmaydi deb xotirjam bo'lsangiz, o'sha adam mu'min bo'ladi. Endi tushunmanki, demak, umuman zarar keltirmasa bo'ldi ekan. Şu axloq ekan deb tushunmang. Şu birinchi axloq şu. Shuningdek zararni daf qilish ham axloq. Yani başkanın birovga zarar keltirishiga yol qo'ymasligi. Shunda shunday bo'ladiki, mesela ben Ozod bekamga bir gap aytsam, mabodo bu menga zulm qilsa ham sabr turib-yu desam, buni himoyasidan xotirjam bo'lsa, mana bu mo'min bo'ladi. Ammo bu mo'min bo'lmaydi. Kishilar aman aminan nas. Shu hadis, bu hadisda birinchisi al-muslimunni Al-Muslim'ye kafiyadaş buluş için Müslüm sözünü getirdiler. Biz artık onun manası hemen insanlar fakat Müslüm olmaz. Delili hadis devamı. Ben eminen nes. Hemen adamlar amandı bunu. Hatta kafir. Çünkü Selb yürüyüşü bugün payıttı. Mısır'a giren payıttı da Selbçiler. Mısır Nasrani'leri Müslümanlar'a gelip arz kırışken. Bizi Nasrani'lerden kurtarıyorlar diye. Açıkken ki biz bu Nasrani dindaşlarımızdan göre Müslümanlar bilen yaxşı şeyimiz deyiz. Yani özümüzü dindaşımızdan göre ama o başka dindeki bizge zulüm kılmaydı bu deyiz. Şu üçün millet Müslüman bugün üçün millet. Üçün millet mumun bugün üçün millet. Ama hamamız birbirimizden korkup yaşasayız. Ayet koymaz mümkün, satık koymaz mümkün, hukuk koymaz mümkün. Muhu koymaz mümkün. Uzini ihtiyat kır. Birisi kılıp çalıp, birisi kılıp avrap, birisi kılıp şu bronun üstünde manfaat körüş üstünde yaşasak ki biz orman hayatı yaşayarken hayvanlarımız. Ne fakat Müslümanmaz, adam emmez. Adam iyilik etken İslam'dan masuva deyse bunlar. Kişiler köpünce dindarlıkke, İslam'ge, İslam Müslümançılıkke, dindarlıkke şekil bilen baha birişlere havfu bugün uçun. Yani ki İslam'a amelleri bugün namaz, niyaz bilen, sadaka bilen ya ki hac bilen baha bir kuyucuları hatarı bugün uçun. Resulullah şünge agahlendirip ettiler ki unerseler buna meyyar koymayabilir. Kişinin dindarlığı meyyar koysaylar bana meyyar. Başkalar ondan azar tapmaydı. Başkalar ondan omanda buladı hatta kalbidir. Bu adam zavur kılmıyordu. Şimdi başkalarına zarar yetkizmezlik, başkalarına manfaat yetkiziş, bana şu, İslam olsa, şimdi bunu yana hem takip edilen mana şu ki, dinin nasihat. Din nasihat dedi. Yani bitti, şimdi bir düşünceni doğrulup koyuşken, ayettiler bu sözü, Resulü Efendimiz. Tamim bilme, o sene dağılın hadisleri. Halbuki, dindarını tellediğindeki dindarlık ne mi? Hatun tellesin, ir tellesin. Bu ne mi o dindarlık? El-dinu el-nasih. Din hayra haklıktır. Köpçülü nasihat deyip tercüme kıladı. Nasihat mez. Nasihat buraya pand ögüt ayetiş özbektirildi. Adatta buraya pand ögüt ayetişiz. Çünkü yaşlılık istegenden ayetkeniz üçün pand ögütke nasihat deyip nam verildi. Lakin asli nasihat pande bitmez. El-dinun nasiha, el-nasiha hayra haklık, yaxşilik istes başlayın. Yaxşilik ne rava görüşmez. El-mu'min, la yu'min ahadukum hatta yuhibbe liyakima yuhibbe liyafsi. Bırartanız, kamul mu'min bu meydi, beraderige, uzige istegen nesani isteme günce. Rava görgen nedi bu meydi. Rava görüş, bu semeyle deyiş. Rava görüş, buluşuyla razı buluş. Ama isteşmez.
Ama muhabbet yani nasihat yaxshilikni istash. Mesela qo'shningizning o'g'li mashina olsa, shu mashinaga shu odam arzimaydi demaysiz, ravo ko'rasiz, mashinasi bo'lsa men o'tirdim deysiz. Lekin o'g'lingizning mashinasi bo'lsa edi bu o'g'lim deysiz. Narga ravo ko'rish, bunisi istash. Mo'minlik ravo ko'rishda emas, istashda. Boshqaga yaxshilikni ravo ko'rish emas, balki boshqaga yaxshilikni istash darajasiga ko'tarilish kerak. Qo'shningizga mashinali bo'lishiga rozi bo'lish emas, farzandingizning mashinali bo'lishini istashingiz kabi yaxshilik istashingiz kerak hammaga. Ad-dinun nasiha, din yaxshilik istashdir dedilar hammaga. Shuning uchun sahobalar so'radi, liman kimga nisbatan? Sahobalar so'radi, darrov tushundi, nasihat yaxshilik istash. Jalil ibn Abdulloh roziyallohu anhu aytganlar. Kimga nisbatan deyishgan edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta go'zal gap aytdilar. Alloh rasul, Alloh kitobi rasuli, barcha mu'minlar, mu'minlarning amirlari va hammalari. Beshta sinfni aytdilar. Alloh Allohga nisbatan xayr-xohlik qanaqa bo'ladi? Albatta Allohga biz yaxshilik yetkaza olmaymiz. Bunda lavozim nazarda tutiladi. Yaxshilik istasangiz birovga nima qilardingiz? O'shani Allohga munosabat qilasiz. Ya'ni Allohga nisbatan nasihat, Allohga nisbatan iymon keltirish, tasdiqlash natijalari e'tiborga olinadi. Chin yurakdan taslim bo'lish tushuniladi. Masalan, Allohning bir hukmi bir joyda masalan ro'yobga chiqsa xursand bo'lib ketasiz. Xuddiki otangizga aytganingiz bo'lsa xursand bo'lganingizda, otangizga yaxshilik istaganingizdan xursand bo'lganingiz-ku. Yaxshilik istashingizning natijasi Allohga nisbatan nasihatda nazarda tutiladi. Chunki Alloh taolaga hech kim manfaat keltira olmaydi, manfaat istolmaydi. Lekin manfaat istaganda qanday munosabat bo'lar edi? O'sha munosabat talab qilinadi. Rasulullohga nisbatan o'tishu, kitobga nisbatan o'tishu o'zi uchalasi bitta narsa. Lekin tafsilot uchun aytganlar. Allohga nasihat, kitobga nasihat, kitobga nasihat, rasulga nasihat, rasulga nasihat Allohning bitta narsa. Bir-birini taqozo qiladi, ammo tafsilot uchun aytganlar. Ba'zi odam Allohga nasihat bo'ladi. Masalan, g'ayri dinda Allohga nasihat bo'ladi. Rasulullohga nasihat bo'lmaydi. Injilcha Allohga nasihat bo'lishi mumkin o'zicha, ammo Qur'onga nasihat bo'lmaydi. Hamma sini qamrash uchun aytganlar bu. Ki musulmonlarni rahbarlar deb qo'ydilar. Chunki odatda rahbarlarga nisbatan hasad paydo bo'ladi. Yoqashlik paydo bo'ladi. Biroq buyruq bo'lsa yoqadim sizga. Yoqmaydi. Yoqmagandan keyin siz unga nisbatan g'ashlik paydo bo'ladi. U odam yaxshilik istamaysiz. Yiqilsa xursand bo'lasiz, ishdan bo'shab desa, u xursand bo'lmaysiz. Undan keyin kim kelsa kelsin, lekin mashq ketganiga xursand bo'lasiz. O'sha g'ashlik borligi uchun o'zi olib keyingi matnning keyingi qismidagi va ammatihim hammasiga degan nechiga amirlar keladi. Ammo ajratib aytdilarki, odatda g'ashlik bo'lgan uchun rahbariyatda xalqqa nisbatan, xalqda rahbariyatga nisbatan samimiyat odat tuyg'ugani uchun shu odatga qarshi bo'lsa agar samimiylik, bir-biriga yaxshilik istash, xalq davlatga, davlat xalqqa yaxshilik istasa, o'shalar dindor. O'shalar dindor. Mashhur bilan me'yor qo'ying bir mamlakatning musulmonchiligiga. Hokim mahkumga, mahkum hokimga yaxshilik istaydi faqat. Yomonlik istash yo'q tursin. Beparvo bo'lishan emas, yaxshilik istaydi. Ravo ko'radi emas, istaydi. Yaxshilik istaydi. Shular musulmon jamiyat bo'ladi. Topib shunday jamiyat hozir. Va ammatihim deb ta'kidlaganlari hammaga deganlari odamlarda odatda hammada ham xayrxohlik bor. Ilondan bolasiga yaxshilik qilaveradi. Eng rasvo bir zulmkor odam ham o'zini bolasini himoya qilib qo'yaveradi. Kimgadir nisbatan xayrxoh bo'ladi hamma.
ya ki rahbariga nisbatan, ya ki o'zini qo'lidagi ishchiga nisbatan, ya ki kimgadir nisbatan bo'ladi. Ammo hammagachi? Hammaga bo'lganda dindor bo'lasiz. Hammaga xayrixoh bo'lganda dindor bo'lasiz. Hammaga yaxshilik istagan. Endi siz yaxshilik istasiz menga, meni so'kasizmi yo'q? Xiyonat qilasizmi menga yo'q? Aldaysizmi meni yo'q? Yaxshilik istash siz o'zingizga ravo ko'rayotgan yaxshilikdan ko'p narsani qarshi tomonga istash bo'ladi. O'ziga ravo o'ziga istagancha istasa mu'min bo'ladi. O'ziga istagandan yuqori istasa siddiq bo'ladi. O'ziga istagancha istash vojib. Siddiqlik bu sunnat. U o'ziga istagandan ko'p istaydi. Mana shu haqiqiy dindorlik. Ana siz fa'l bidayatid din. Dindorlikni tanlaganda qanaqasini tanlaysiz? Ama mana shu jihatiga qarang. U haqiqatda dindormi? Mana bu me'yor bilan dindormi? Ro'moliga choponiga emas. Albatta u kerak, lozim, farz narsalar. Lekin me'yor emas. Me'yor mana bu axloq bo'ladi. Mana undan bilamizki, din asli axloq. Shunga hali ustozga aytdingiz, sizlar diniga qarabsizlar, u axloqiga qaramasizlar emas. Asli diniga qaramaysizlar. Chunki sizlar dinni noto'g'ri tushunasizlar. Shuni ta'kidlash uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam bir kishidan sizlarga qizingizlarga sovchi kelsa, dinidan axloqidan rozi bo'lsangiz bering deganlar. Dinidan desam, faqat namozga chekilib qolmasin dedi. Demak, kelin tanlaganda, kuyov tanlaganda shu. Endi Qur'onning falsafasi nima oila qurishdi? Qur'onning falsafasi asosiy ikkita narsa. Men kimga uylanayman, men kimdan olay degan savol qo'ysa, men kimga tegayin degan savol qo'ysa, asosiy falsafa ikkita. Bittasi kunu ilayya, taskin topish kerak bir-biridan. Bu endi nisbiy narsa. Ikkita yaxshi odam bir-biridan taskin topmasligi mumkin. Injiqroq bo'ladi bunisi. A bunisi beparvoroq bo'ladi. To'g'ri kelmaydi. Ikkalasi ham yaxshi odam, lekin tabiat to'g'ri kelmaydi. A bu sal sergaproq, bu sal kamsuqumroq, ko'p gapirganni yomon ko'radi, to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Bu sal ochiqroq, bu sal yopiqroq. Ochiqroqni xohlaydi unisi, bunisi yopiqroqni xohlaydi. Bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin, va hokazo. Tabiatlarda endi. Shuning uchun taskin ola bilish kerak. Taskin bu qalb sifati bo'ladi, tana sifati emas. Qalban bir-biridan ruhan taskin ola olishlari kerak. Bunda asosiy me'yor bir axloq bo'ladi. Go'zal axloqli insondan inson taskin olib, birga yashasa, haftada bir marta ko'rishsa ham rohat olib qo'yadi. Axloqi yomon odam bilan har kim birga yashasin, do'zaxda yashagandek bo'ladi. Demak, bir-biridan taskin olsin, tabiati tushsin. Qur'onning falsafasi. Ikkinchisi, solih solih farzand qondirish. Va ja'ala baynakum banina va hafatatan va razaqakum. Min at-tayyibatin banina wa salih salih zuriyat qadir. Chunki nikohga asosiy targ'ib xotin ko'paytirish emas, avlod ko'paytirish uchun. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xotinni ko'paytiraman. Xotinlarga rag'batdan emas, Muhammad alayhi salatu vasallam xursand bo'ladigan ummatni ko'paytirish uchun degan. Hazrat Umar. O'ta baquvvat inson bo'lganlar. Va jismoniy shunga talab bo'lgan. Lekin niyati o'sha emasda. Niyati solih soliha farzandlarni nasdan so'zma so'z aytganlar Rasululloh xursand bo'ladigan ummat ko'paytirishdi. Va shunday bo'lgan voqea edi. Hazrat Umar davlatlar. Mana shu ikkala falsafaga qarash kerak. Mana shu odamdan men taskin olamanmi? Shu odamdan solih soliha zurriyat qoldiramanmi? Undan keyin chiroy va hokazo shakl shamoyillar hammani o'zini dedi. U uyoq bo'laveradigan narsa inshaalloh. Lekin u narsalar muhim narsalar emas. U insonga baxt saodat bermaydi. Demak, mana shu fazl bidati din degandagi dinni shunday tushunish kerak. Dindor jamiyat deganda shuni tushunish kerak. Dindor inson deganda shuni tushunish kerak.
Mana bu meyar bilan qaraganimizda ko'pincha bizga nomusulmon ko'ringan jamiyatlar ba'zi jabhada dindor bo'ladi bizdan ko'ra. Bir kishi aytib berdi, men dedi, Germaniyada yasharkan nemislarni o'sha axloqidan gapirib o'rtoqlarimga vas qilib turdim. Bir amaliy isbotlamoqchi bo'ldim. Yo'lda ketayotgandik, mashinadan tushdimda. Tushib yo'lni bo'yidagi bir olma daraxti shingillari osilib turibdi, daraxtda mevalar osilib turibdi. Bir mevani olib uzdim dedi. Bo'y cho'zib. Ki og'zimga shunday olib olayotgan edim, uzoqdan kelayotgan bir yosh keksa nemis stop 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 deb qoldi. To'xta 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 deb qoldi. To'xtatdi-da, ha desam, yonidan 10 euro chiqarib, bu marketga kirsang olma var. Mana bu daraxt yo'lda bo'yidagi daraxt. Mashinalarda o'tganda tutunlari zaharini yutgan. Bu sog'lig'ingga ziyon. Olmagin kelayotgan bo'lsa, mana 10 euroni olganda marketda olmaydi. Yedi olma chiqardi odatda. Diyordu ki men sizga rahmat desam, ya oldi unamaydi. Ya'ni aytdiki, ya men olmagin kelib qo'yganim yo'q. Men sizlarni sunnamiz xalqini gapirib turdim. Shu amaliy bir ko'rsatingda o'rtoqlarimga ko'rsatish uchun qildim. Qarang, men biz borgan paytida 7 euro edi go'sht. Bilmadim hozir qancha ekan. 7 euro. Men 1,5 kilo go'sht pulini beryapti. Bitta olma uchun. Yonidan beryapti. Berib, bor kirib undan ko'rasa, o'sha odamga zarar yetishni xohlamayapti. Xohlamaganidan yonidan pul chiqaryapti. Hamanga nima deyotgani yo'q. Zahar yedirib yuborishmas. Biz musulmonman deb turib zahar yedirib yuboramiz. Bodringlarni zaharlab olib chiqib, oilamizga olib kelmasdan bozorga olib chiqib sotamiz. Menga bir kishi kelib aytdiki, men dedi, teplitsa qilar edim dedi. Teplitsa qilar edim, qilib qo'ydim. Nimaga desiz, o'sha teplitsada pishgan narsani uyimga olib kirmayman o'zim dedi. Chunki unga dori sepayotgan odam protivo gazlar bilan sepib chiqib cho'milib dorilanib yana kasal bo'ladi. Keyin uni olib chiqib sotamiz, odamlar uni olib yeydi keyin. Men o'sha badrinlarni o'zim uyimga olib kirmayman. Oxir vijdonim chidamasdan shu ishni qilmay qo'ydim. Biz boshqaga zahar yeyapmiz. Musulmonman deb. U birov zahar yeyasa ixtiyor bilan. U zahar ham unchalik emas o'zi asli. Yonidan pul sarflab zahardan qutqaryapti hali. Mana shu din shu. Mana shu islom shu. Biz islomni yo'qotib qo'yganmiz. U dinni boshqacha baholab qo'yganmiz. Shundan suratimiz musulmon o'zimiz dindan uzoq yashaymiz. Qani bilardim ki, u bilmadim 10 yevroga bilmadim 3 kilo olma bersa kerak kamida yoki 2 kilo bersa kerak. 2 kilo beradimi? Hani o'xshini bilmadim. 2 kilo olma beradi. Endi men har bir nemis shunaqa demoqchi emasman. Shunaqalar bor ekan, bu keng tarqalgan saqofa ekan. Bu tajribada o'tgan odam aytibdi menga. Mana shu voqea. Yana bitta voqea. Oshxonaga kirdik deydi. Oshxonaga kirib ovqatlandik deydi. Bizlariga menyuni ko'rsak, ishtaha ochilib ketadi-yu. Iftorlikdan oldin ochilganga o'xshaydi. Hamma narsani yoradinga o'xshaysiz. Tasir aytishdi o'rni. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi yig'ir. Olib kelib qo'ydi deydi, keyin biz yedik deydi. Oshib qoldi hamma narsa. Keyin shotni olib keldi dedik, shotni olib keldi. Pulni berdik, turyasak to'xtaylar deb ruxsat qildi. Ha, to'xtaylar. Biroz politsiya keldi deydi. Ha, desa. Jarima solyapti deydi. Nimaga? Nimaga oldinglar bular ovqatlarni? Ha, yegani nimaga yemadinglar? Ha, sig'madi. Bilmasmiding qonning hajmini. Pulni to'lab qo'ydimmi men? Yo, pul seniki, ammo bu mahsulot jamiyatniki bu. Biz buni tashlab olamiz hozir axlatga. Senni oshganini birov yemaydi. Deb 50 euro jarima soldi. Shu sunnat shu. Rasul akram alayhi salatu vasallam oqiyotgan anhorda tarat qilsang isrof bo'ladi agar ko'p ishlatsang dedilar. Oqiyotgan anhorda suv. Masalan biz arzonligini aytmoqchi bo'lsak suv tekin deb qo'yamiz. Tekin suvni ko'rasizmi jamiyatni suvni himoya qilish. Hatto tahoratdan, ibodatdan. Mashhur islom bo'ladi. Mashhur jamiyatga zarar yetkazmaslik shu.
Ben selimen Müslümanı gibi düşe düşüyorum. Ama yani şu meyarlarda eğer biz dindarlık nötüsek, şu bilen terlesek, rahatın birbirlerini ve bir perzellerini şimdi terbiye edesek, yani şimdi dindar perzen terbiye edelim. Şimdi biz hakiki adami cemiyet terbiye edelim. Bu mesela birbirimizi yiyip olma hayatı da dünyada hem zede, ahirette hem baksız bulup bu düşkü tıbır kenarda olmasaklısın. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل